İlk defa siyonizm kavramı 1891'de kurulmuştur. Theodor Herzl bir dindar değildir. Dindar değil. Yahudiliğin siyasallaştırılmış şeklidir bu siyonizm ve bir siyonisttir. Siyasallaştırılmış Yahudiliğin dini de emel ederek amaçlarına nail olma çalışmasıdır. Theodor Herzl bir siyonisttir, dindar değildir. David Ben Gurion ilk devleti kuran kişidir, dindar değildir, siyonisttir. İlginç değil midir 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin kuruluşunu saat 16'da radyodan ilan ettiğinde tarihi ve dini haklarımızın bulunduğu topraklar üzerine bir devlet kurduk. Bu devlet İsrail adını taşıyacak. Hem tarihi hakkı var hem dini hakkı var. Dini manada. Ve bu adam bir siyonist. Bu adam dindar değil. Bir tane daha sözü var. Henüz İsrail devleti tanınmamış. Mevcut o anda yaşayan Yahudi toplam nüfus 800 bin kişidir. Ben Gurion der ki, daha Kudüs elde değil. Kurdukları İsrail'in yaşayıp yaşamayacağı da belli değil. Ama der ki, Kudüs'süz İsrail, mabetsiz Kudüs olamaz diyor. Yani mutlaka Kudüs'ü de alacağız. Mutlaka Mescid-i Aksa'yı yıkıp da tapınağı da inşa edeceğiz diyor. Ve bu adam dindar değil. Yine Roşitler, ilginç, hala varlıklarını sürdüren, son dönem Osmanlı Devleti'ne de borç veren, hatta bir ara maalesef akademik manada bir kitap yazıldı. Roşitler üzerinden Abdülhamit'e çamur atılmıştı. Abdülhamit'in Roşitlere toprak verdiği gibi bir takım tanımlamalar, nişan, madalyalar vermişti. Evet, doğru vermiştir. Yahudilere toprak verdiği gerçeğiyle sanki gerçeğini ortaya koyuyorlar. Halbuki Roşit, Theodor Herzl'e ve o günkü Siyonizm'e karşı duran bir isimdir. Theodor Herzl'in hatıratında Roşit yerden yere vuruluyor. Roşit'in yaptığı kabul edilmiyor. Çünkü büyük dünya devleri, dünya güçleri, süper güçler Theodor Herzl'e koydukları şartlardan, yani seni destekleyeceğiz, Yahudi milletini oraya taşıyacağız, ama ilk şartımız Rothschild'in desteğini al diyorlar. Rothschild de diyor ki, sultan kabul etse de bu emel için çalışmayacağım. Çünkü oraya taşınacak olan Yahudiler itlaf olur diyor. Bunu Rothschild diyor. Dolayısıyla sultanın da, sultan dediği Sultan Abdülhamit'tir. Sultan Abdülhamit'in istemediği şeyi istemiyor Rothschild. Dolayısıyla Sultan Abdülhamit'e şu zaviyeden neden bakılmıyor ki? Elektrik olarak durduğumuz nokta. Sultan Abdülhamit'in karşısında Filistin topraklarında devlet kurmaya çalışan Yahudiler ve Siyonistler bir kefede duruyor. Ama hepsinden daha güçlü olan Roşit, Sultan Abdülhamit'le birlikte onlara karşı duruyor. Böyle yani. Bir adama taltifte bulunulmaz mı? Nişan verilmez mi? Nişan verildi diye Sultan Abdülhamit övülmez mi? Şöyle bir şey de hatırlıyorum, yanlış değil söyleyeceğim. Rothschild aynı zamanda Batı'daki fabrikaların da bu Yahudileri ucuz iş gücü olarak kullanıyor. Yoksul Yahudi halkı ucuz iş gücü olarak kullanıyor. Dolayısıyla bunların zaten şeye götürülecek, Kudüs'e, Filistin'e, topraklarına götürülecek de bu yoksul Yahudiler. Theodor Herzl buna çalışıyor. Dolayısıyla Rothschild'in aslında karşı durmasının en önemli sebeplerinden biri de bu. Ucuz iş gücünü elinden alıp şeye taşıyacak Theodor Herzl. Evet. Filistin topraklarına taşıyacak. İlginç ve manidardır hocam. 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti kurulduğunda bu ilanı yaparken Ben Gurion ve heyet arkalarında Theodor Herzl'in resmi var. 1903-1904'te ölmüştü Theodor Herzl. Evet. Rothschild'ler hayatta. Rothschild'lerin resmi yok. Theodor Herzl'in resmi var. Ve Rothschild 1910'lu yıllarda yanıldığını ikrar ediyor. Destek veriyor daha sonra. Evet. Ki öyle bir Rothschild Sultan Abdülhamid'in nasıl da taltif etmesi yönünde Sultan Abdülhamid'in nasıl da takdir edilmesi gerekiyorken eleştirildiği zaviyesi de manidardır. Bir şey daha var, David Ben Gurion söylüyor sanırım bunu. Der ki, bana teklif sunulsa Almanya'daki Yahudilerin yarısının Filistin topraklarına mı, sadece yarısının sağlam bir şekilde Filistin topraklarına mı, yoksa tamamının mı İngiltere'ye sağ salim ulaştırılması gibi bir teklif önüme konsa ben Filistin topraklarını tercih ederim. Yani yarısının itlafına kabul ederim. Yeter yarısı ki katlı olsun. Tabii. Yarısı oraya gelsin. Yeter ki Siyonist emeller yerine gelsin. Yes.